Merhaba arkadaşlar. Bugün kerestelerimizi böceklenmeye, mantarlanmaya karşı koruyucu ilaçla şey yapıyoruz. Sürüyoruz üstüne. Burası sürülmüş kereste. Burası daha sürülmedi. Bu iki tarafına da daha süreceğim. Kolon olarak kullanacağımız toplam 7 tane kereste var. 10x10, 6 metre. Çoğu insan fırçayla vesaire sürüyor bu ilacı. Bu şekilde bir ilaçlama pompası alırsanız işiniz daha hızlı olur. Ve ilaç konusunda biraz daha bol sürersiniz. Zamandan da kazanırsınız. Her türlü daha avantajlı bu. Maskemizi takıyoruz bu ilacı sıkarken. Evet arkadaşlar, birkaç dakika içinde rahatlıkla ilaçlayabiliyorsunuz, koruyabiliyorsunuz tahtaları. Bunun dışında bu ilacı solumamanız lazım. Göz ve cilde kesinlikle değmiyor, yani göz kesinlikle değmemesi lazım. Cilde değdiği zaman mutlaka suyla yıkamanız lazım elinizi. Plastik eldivenler, yani bu şekilde değil de komple böyle plastik eldivenle olursa eldiveniniz daha iyi olur. Benim eldivenlerim bitti. Olanlar da yırtık. En iyisi bu var elimde şu an. Onu kullanıyorum. Ama ben de en yakın zamanda alacağım. Toz maskesi ise şöyle bir toz maskesi var bende. Bu boya maskesi diye geçer bu. Toz maskeleri biraz daha basit olur yani. Çok ince olur. Hatta göstereyim hemen. Toz maskesi dedikleri bu. Bu da hiçbir şey korumuyor. Buna güvenmeyin bence. Düzgün bir boya maskesi almak çoğu işte işinizi görecektir. Boya yaparken, bir şey keserken, metal tozu sulumamanız için, yani her türlü işte kullanabilirsiniz onu. Gayet faydalı. Filtreler çok zırt pırt değişmiyor filtreleri. Uzun bir süre boyunca, yani kullanımınıza göre 3-5 ay, 1 yıl sonra filtresini değiştirirsiniz. Hatta filtreleri bazen pahalı oluyor. Komple yeni bir maskeye alınıyor. Ama o küçük toz maskesi almaktan, yani onu alırsanız hiçbir işinize yaramaz kısacası. Keresteleri ilaç kullanım talimatında diyor ki metrekare eğer su görmeyecek bir yerdeyse, örnek veriyorum yani dış mekan, veranda vesaire bir yerde değilse, sürekli suyun içinde yağmur vesaire olmayacaksa, kısacası dış mekanda bir yerde kullanıyorsanız, yani suyu görecek bir dış mekanda, o zaman metreküp başına, yani bu zaman tahtanın içi de sayılıyor. Metreküp başına 40 ile 70 litre ilaç emdirmeniz lazım tahtaya. Yani defalarca sürüp tahtanın o ilacı emmesini beklemek zorundasınız ki sürekli su gören bir yerde tahta bozulmadan uzun bir süre kalabilsin. Ama yine dış mekan, ama hani suya böyle az nemli, suyu direkt görmeyecek bir alandaysa metrekare içi değil, sadece dışı sayılıyor. Metrekare başına 500 mg minimum ölçü verilmiş. Ben işimi daha garantiye almak açısından metrekare başına 1 litre kullanıyorum. Yani minimum değerden 2 katı. Ama minimum değeri kullanıldığı zaman bile tahta 20-25 yıl ömrü uzatılma garantisi veriyor bu firma. Yani bu ilacı kullandığınız zaman tahta kendi ömründen 20-25 yıl daha fazla kalabiliyor. Bu ilaç bunun sadece tahta kurusu, böceklere vesaire karşı olanı var. Ben üçü bir arada olan bir modelini buldum. Onu aldım. Bu aynı zamanda yangına karşı da mukavemetleştiriyor tahtayı. Fakat tahta kurusuna, yani mantara vesaire, çürümeye karşı koruma garantisi minimum 500 mg kullanıldığı zaman 20-25 yıl. Ben işimi garanti alacağım. 1 litre kullanacağım. Fakat yangını mukavemeti ise 3 yıl garanti veriliyor. Bu 3 yıl ise yani dış mekanı, suyu görecek alan bir yerde 3 yıl garantisi veriyorlar. Önemli olan, yani bu ilacı sıktığınız zaman üzerinden akmaması. Akmadığı sürece o yangın mukavemeti yine çok uzun bir süre, yani 25 yıl demesek de, ben kendi fikrim, bence en az 10 yıl onda korumasını sağlar. Ben bunu kendime bir atölye yapıyorum. Orada kullanacağım. Kaynak yapacağım. İspiral kullanacağım vesaire. İçeride yangın çıkma olasılığı olduğu için ben böyle bir ilaç tercih ettim. Ama sonuçta yani yine de bunlar tahta, yani siz de bulabilirsiniz. Mutlaka üçü bir arada alın. Yangına karşı da az da olsa en azından bir mukavemeti olsun. Ne olur ne olmaz. Onun dışında bunu tek seferde, diyelim ki metrekare başına tek seferde yarım litre ya da ben 1 litre olarak konuşacağım. Yani 1 litre yapılmasını da tavsiye ederim. Çünkü sonuçta minimum 500 ise 1 litre kullanıldığı zaman en azından işinizi çok çok daha garantiye almış olursunuz. Metrekare başına 1 litre kullanacağız, fakat bunu tek seferde değil, en az 2 seferde, hatta yani uygun bir zamanınız vesaire varsa 3 seferde de yapabiliyorsunuz. Uygulama şekli bu şekilde. Biraz önce sürdüğümüz gibi sürüyorsunuz. 1-2 saat dinlenmeye bırakıyorsunuz tahtayı. 1-2 saatten sonra, en az 1-2 saat öyle söyleyeyim. Ondan sonra tekrar tahtaları aynı şekilde ilaçlıyorsunuz. Ben 2 sefer ilaçlamayla 1 litreyi doldurduğum için 3. sefer yapmayacağım ben. Yani biraz daha ilaç sıkıp 3 sefer de yapabilirim. Ben zaten fazlasıyla ilaç kullandığım için 3. sefer gerek duymuyorum. 2 turda işlemimi halledeceğim yani. Ondan sonra diyelim ki şimdi ben bunları 6 metrelik ilaçladım, fakat ben 6 metre kullanmayacağım. Belli yerlerde keseceğim bu keresteleri. Kestiğiniz yerde mutlaka orayı açık bırakmayın. Tekrar orayı ilaçlayın birkaç sefer. Eğer kullanacağınız yer, benim zeminim düz olmadığı için ben şimdiden kesip sonra sıkıntı yaşamak istemediğim için mecbur böyle yapacağım. Ama sizin zemininiz düz ise tahtaları kendi ölçüsünde kesip bu kesilen alanları da ilaçlarsanız hiçbir probleminiz kalmaz. İlaçlarken fırçayla yapıyorsanız özellikle ve az az sürüyorsanız kesinlikle dikkat edin. Eğer boş bir yer kalırsa, örnek veriyorum, bunlar farklı renkleri var. Önemli değil benim için rengi, onun için ben bunu aldım. Ama şeffafa yakın renkler varmış. Ve o neredeyse sürdüğünüz zaman neredeyse hiç belli olmuyor. Onun için ona çok dikkat etmeniz lazım. Eğer açık bir yerler kalırsa tahta kurusu oradan girer. Bunu karşı hiçbir şey yapamazsınız. Onun için tavsiyem, eğer renk takıntınız, ihtiyacınız yoksa renklisinden alın. Hem gözünüzü yormazsınız, hem fazla dikkat harcamazsınız. Hızlıca ilaçlarsınız. Şimdilik bu kadar. Ben 3 keresteyi 4 tarafını da ilaçladım. Yani 4 tarafa ayrıca kesilen yerleri. Şimdi bunları birkaç saat dinlenmeye bırakacağım. Sonra tekrar aynı işlemi yapacağım. Sonra kerestelerimiz hazır.